Hepinize iyi geceler. Aslında ne oldu diye hoş geldiniz. Aslında ne oldu da bugün birkaç sorunun peşine düşeceğiz. Bunlardan bir tanesi dövize ne oldu ya da dolara ne oldu ya da bugün Merkez Bankası ne yaptı? Belki bunu konuşacağız. Ama daha önemlisi artık seçim bir ay kaldı ve listeler belli oldu. Bu listeler üzerinden hangi parti kime ne mesaj veriyor? Bunları konuşacağız. Bu arada dün CHP'den listelerinden aday gösterilmeyen bir milletvekilinin ifşaatları sayılabilecek mesele var. FETÖ-CHP ilişkisi var mı yok mu? Bunu da konuşacağız. Kimlerle derseniz doçent doktor Yusuf Kırkır, hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Profesör doktor Ergün Yıldırım, hocam hoş geldiniz. Hoş Marmara Yeditepe Fakültesi, Vehbi Baysan, İbn Haldun Üniversitesi, hocam hoş geldiniz. Ve Vahdettin İnce, gazeteci, yazar, mütercim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi şuradan başlayalım. Birkaç gündür doların ateşi düşürülemiyordu ve herkes bir faiz artırımı bekliyordu. Ama aynı zamanda bu doların yükselişinde Fed'in de yani Amerika Merkez Bankası'nın tavrı belirleyici deniyordu. Amerikan Merkez Bankası dün gece faiz artırabileceğini ilan edince Türkiye'de dolar daha da yükseldi. 5 lira seviyesine kadar yükseldi. Sonra Merkez Bankası bu akşam saatlerinde toplandı ve faiz artırımına gitti. Teknik meseleleri sizinle paylaşacak değiliz ama o faiz artırımından sonra doların ateşi düştü görülüyor. Fakat şunu da biliyoruz. Biraz önce Cumhurbaşkanımızı hep beraber dinledik. Bunun bir dışarıdan bir müdahale olduğu konusunda yaygın bir kanaat var. Cumhurbaşkanımız da bu kanaatlara sahip ve seçimden sonra daha önemli tedbirler, daha farklı tedbir alabileceğiz diyor. Şimdi bu ilk turda hızlıca bunu konuşalım. O da şu bağlamda konuşmak lazım. Türkiye'yi zaman zaman ekonomik kuşatmalarla, ekonomik müdahalelerle bir cendereye almak istiyorlar. Öyle görünüyor. Kim istiyor bu ayrı bir şey. Ama bu tabloyu okumak açısından, mesela 2001 krizi oldu. Daha önce geçen yıl yine döviz üzerinden bu 16 Nisan referandumuna giderken bir yani operasyon yedik. 15 Temmuz'dan yedik. Sonra oldu. Evet 15 Temmuz'dan sonra da oldu. 16 Nisan'dan sonra da oldu. Tamam 16 Nisan'dan sonra da oldu. Evet buradan başlayalım. Ne oluyor? Neden ekonomi kartını açıyor bir takım ülkeler Türkiye'ye karşı? Yani şimdi benim gördüğüm kadarıyla tabii öncelikle şunu söyleyelim. Doğrudan ekonomik, ekonomi terimleri üzerinden hareket etmekten ziyade politik ekonomi bağlamında bir değerlendirme. Tabii biz daha çok yapabiliriz. Ya Türkiye'nin şöyle bakmak lazım. Türkiye'nin mevcut siyasal düzlemi içerisinde stabil halde olan bir ekonomik durum var. Ve bu 3 Kasım 2002'den bu yana Türkiye'de giderek toplumsal alana yayılan, milli gelirin arttığı, refah seviyesinin yükseldiği, siyasal istikrarla birlikte hem içerideki yatırımcıya hem de dışarıdaki yatırımcıya güven veren bir tablo oluşmaya başlamıştı. Özellikle hani Sayın Cumhurbaşkanı da sık sık vurguluyor bunu. Taksim Gezi Parkı şiddet eylemlerinden önce Türkiye ekonomide çok iyi şekilde tanımlayabileceğimiz bir noktaya gelmişti. İşte faize en alt seviyeye düşmüştü. Türkiye IMF'ye olan borcunu ödemişti. Artık IMF'ye borç veren bir ülke konumuna yükselmişti. Fakat Gezi Parkı'ndan sonra literatüre de o dönemde giren Türkiye'de işte faiz lobisi dediğimiz bir kavramsallaştırma üzerinden aslında bir odağa işaret ediliyor orada. O da bugün hali harekette olan bir odak olarak onu tanımlayabiliriz. Tabii bu Gezi Parkı ile birlikte bitmedi. Ondan sonra Türkiye'nin ekonomisi 2013'ten önceki göstergelerine hiçbir zaman maalesef o iyi noktalara tam ulaşamadı. Fakat yine hala büyüme oranlarını yüksek seviyede tutturdu. İşte %5'lerde en son %6-7'lerde Türkiye büyüme yaşadı. Ve bugün baktığımızda Türkiye ekonomik durumu toplumsal gelir açısından baktığımızda İyi seviyede diyebileceğimiz kesimler var, orta seviyede diyebileceğimiz kesimler var. Ama genel olarak refah seviyesi yükselmiş bir toplum. Sanayi alanında, ihracat alanında sürekli büyüyen, özellikle bu sene turizmde Türkiye belki son yılların en yüksek
proje sayesinde ulaşmış durumda. İşte 40 milyon hedefleniyor. İlk 4 ay müthiş. Sultanahmet'e gittiğinizde işte geçen sene mesela hani örnek verirsek daha net olur. Geçen sene sadece zengin Arap turistlerin gezdiği bir Taksim Sultanahmet vardı ben gezerken yani özellikle dikkat etmiştim. Bu sene gittiğinizde aynı mekanlara Arap turistler, İranlı turistler, Rus turistler, Almanlar yani genel olarak Avrupalılar ve Amerikalılar yani çok çeşitli ülkelerden turist akışının olduğunu görüyoruz. 32 milyar dolar beklenti bu ve var. Şey yerli turiste turistin şey hani turizme katkısı anlamında da ciddi bir hareketlilik var. Bunun aynısı işte İç Anadolu'da da var, Antalya'da da var. Dolayısıyla ekonomik anlamda hani rasyonel baktığımızda iyi göstergelerin olduğu bir dönemde nasıl oluyor da böylesine bir dövizde bir dalgalanma, enflasyonda bir yukarı işte tırmanma nasıl oluyor ve özellikle bu doların arttığı saatlerin gece saatlerinde olması. Mesela dün gece saat 12:01 gibi yani Türkiye'de işte borsa kapanmış, piyasa hareketliliği yok. 12:01 gibi dolar artıyor. Amerikan Fed'in işte açıklaması. Ya işte bunun Türkiye'deki yabancı yatırımcının işte Türkiye'den ki sıcak parasını çekip başka ülkelerden gelişmekte olan başka ülkelerden ülkelere yatırım yapması bağlamında bunu bugün bazı ekonomistler değerlendirdi. Ama bunun da hani eş zamanlı yapılması, toplu hareket edilmesi bunun bir operasyon olduğuna dair işaretleri kuvvetlendiriyor. Dolayısıyla Taksim Gezi Parkı eylemleriyle birlikte başlayan Türkiye ekonomisinin büyümesini durdurma çabalarının 15 Temmuz darbe girişiminde bir üst seviyeye ulaştığını, 16 Nisan referandumundan sonra önce başka bir seviyeye ulaştığını, bugün de bunun tam seçim öncesinde, tabii her zaman şey deriz ya, zamanlaması manidar. Yani tam seçim öncesi doların ateşi yükseliyor. Dolayısıyla tam seçim öncesi seçimi ayarlı bir şeyin Türkiye'nin ekonomisine bir finansal operasyon olduğuna dair ciddi işaretler var. Tabii Türkiye'nin buna kararlılıkla cevap vermesi lazım. Bugün Merkez Bankası'nın açıklamasını da o çerçevede değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Biraz Merkez Bankası geç kalmış gibi görünüyor ya da faiz lobisine bir şekliyle boyun eğmiş gibi. Ama hani direneceği kadar da direndi diye düşünüyorum açıkçası. Fakat sonunda faizleri artırdı. Bu enteresan bir şey. Hocam soru şu. Gerçekten faiz lobisi denen lobi Türkiye'nin istikrarı sadece döviz üzerine ya da faiz üzerinden etki ediyor mu size göre? Yani kesinlikle Türkiye tabii 2002 yılından bu yana çok ciddi anlamda kalkınma hamleleri içinde olan bir ülke. Ciddi anlamda bir büyüme trendi içinde reformlar gerçekleştiriyor. Orta Doğu'daki dünya düzeninin yanlışlıkları üzerine gidiyor ve dolayısıyla bu küresel planda ekonomiyi elinde tutan güçlerin ekonomiyi Türkiye'ye karşı bir silah olarak kullanmalarına yol açıyor. Yani hani bizde insanların ekmeğiyle oynamayın diye bir söz var. Burada hakikaten Türkiye'nin ekmeğiyle oynanıyor. Ve insanın en fazla duyarlı olacağı alanlardan birisi insanın cebindeki parayla oynuyorlar. Ülkenin ekmeğiyle oynuyorlar. Ve hangi dönemde oynuyorlar? Türkiye seçimin içinden geçiyor. Sistem değişimini gerçekleştirecek. Bu sistem değişimini gerçekleştiren, liderliğini yapan Recep Tayyip Erdoğan ve dünya düzeninin bu yanlışlıklarına çok üst perdeden konuşarak, çok üst seviyeden konuşarak cevap veriyor. Dünyayı uyandıran bir söylem ortaya koyuyor. Bu bence dünyaya yön veren güçlerin rahatsız ettiği için ekonomi üzerinde oynamaya başlıyorlar. Yani İsrail ile Türkiye Siyonizm yapıyor, katliamlar yapıyor ve bunu uluslararası arenada yargılayalım diyor. Ve hukuk sistemine dayanarak bunu gündeme getiriyor. Dünyada da belli bir karşılık buluyor. Ama biz biliyoruz ki dünya ekonomisini özellikle parasal boyutuyla, finans boyutuyla elinde tutan, medyayı elinde tutan, küresel medyayı en önemli iki güç alanı İsrail Siyonistleridir.
Ve onlar açıkça bunu yapıyorlar bence ve Mike Rubin. Bu adam mesela hep Türkiye ile ilgileniyor, Türkiye ile oynuyor bu. Daha 28 Şubat öncesinden de Ankara'ya gelip o 28 Şubatçılara akıl veren adamdı bu. Bu neokoncu birkaç gün önce de Türkiye'de hep doların yükseleceği ve bunu Recep Tayyip Erdoğan'ın sonu olacağı biçiminde yani açıklamalarda bulunuyordu. Hem bir manipülasyon hem de tabii bir yerlerle ilişkili bu adam. Sonuçta dünyanın gözünde olan yerlerde yazıyor, konuşuyor vesaire. Önemli bir lobinin parçası bu. Orada da gözüküyor ki hakikaten bu dolardaki dalgalanmalar sadece Türkiye'nin reel ekonomik gidişatıyla ilgili değil. Onunla ilgili olan boyutları var ama onunla ilgili olan boyutları belirleyici değil bu kadar dalgalanmada. Bu kadar yükselişte, bu kadar ateşli yükselmesinde açık ve net diyorlar. Biz Erdoğan'ın sonunu getireceğiz bununla. Halkı parayla vurmak istiyorlar. Erdoğan'ı parayla vurmak istiyorlar. Bu sistem değişiminde yürüyen Türkiye'yi parayla vurmak istiyorlar. Yapılan budur açıkçası yani. Evet. Çünkü siyasetten bağımsız olarak okumak mümkün değil. Çünkü bu işler şu an tam da siyasetin kavşak noktasında gündeme geliyor, ortaya çıkıyor yani. Teşekkür ederiz. Şimdi Vehbi Hocam'la devam edelim. Şu açılımı yaparak, yani pas atmış olayım size. Şimdi sadece Türkiye'yi dövmüyorlar tabii dövizle ya da işte efendim ekonomiyle. Şimdi belki çok daha büyük bir tartışma konusu ama hani eksen, dünyanın ekseni değişiyor belki. İşte Atlantik'ten başka bir tarafa kayıyor. İşte bir takım güç dengeleri değişiyor. İşte Rusya'ya da mesela ekonomiyle bir takım vurmaya çalışan lobiler var. Türkiye'de olduğu gibi. Ama şöyle bir şey var. Döviz yükselince ya da dolar yükselince özellikle Türkiye'de zincirleme bir reaksiyon. Çünkü ona göre ithalatınız var. Sonra çok fazla ithalat açığınız var. Bu sizi büyük bir şekilde hızla belki aşağı doğru, ekonomik aşağı çekiyor. Bütün sektörleri etkiliyor işte. İnşaat da etkiliyor belki. Ama hani enstrümanlar var ya, bir takım şeyler. Mesela geçen hafta inşaatçılar toplandılar. Kampanya yaptılar. Bugün biz haberini yapmıştık. Yani bir haftada 2000 tane konut satmışlar. Mesela hani o işte indirimden falan. Hani Türkiye bu döviz üzerinden ya da ekonomi üzerinden vurulmaya çalışırken enstrümanları var mı karşı? Sadece siyasetten değil, ekonomik olarak da bir enstrümanı var mı acaba? Şimdi ister istemez son bir hafta mı diyelim bu hızlı yükselmeyi konuşurken ister istemez ne oldu da nasıl oldu da soruları soruluyor. Bir de sorumlusu kim haklı olarak soruluyor bunlar. Ancak ben biraz farklı düşünüyorum. Bu kadar yıldır istikrarlı nasıl gidiyorduk? Bence asıl sorulması gereken soru o. Atlanan soru o. Yani aşağıda Suriye ile 850 kilometre hududumuz var. Bu hududun arka tarafında dünyanın en vahşi savaşlarından birisi devam ediyor. Bu ülkeden ülkemize 4 milyondan fazla misafir gelmiş. Evet. Aramıza girmişler bir anda ve bunların %90'ından fazlası sermayeyle falan da gelmedi yani. Ve Türkiye hala bunlara bakıyor. Öte yanda... Tabii %10'u belki sermayesi olan. Tabii yani şimdi... Burada bir parantez açıp şunu söyleyeyim. Ben uzun yıllar Ürdün'de yaşadım. Oraya örneğin Irak'ta şey olduğu zaman, Birinci Körfez Savaşı esnasında bir sürü Iraklı geldi ama çantaları dolu geldiler. Hatta Kral Hüseyin şeyi nedir o, Saddam'ın Kuveyt'e girmesini kınıyorum demediği için cezalandırıldı ve on binlerce Ürdünlü şeyden atıldı, Körfez ülkelerinden. Oraya geldiler ve ülke nüfusu ikiye katlandı neredeyse. Yani bunu bizzat yaşadım. Ancak gelenlerin tamamına yakını tazminatlarını alıp arabaların bagajında birkaç milyon dolarla geldiler. Yani ülke yani böyle şey oldu. Hani talihli ama şimdi öyle değil tabii orada. Şimdi Türkiye'ye gelenleri bir de biz hani bizden şey çeken, ekonomiden çeken. Bu iki. Üçüncüsü neredeyse 600 kilometre sınırımız var Irak'la. Irak biliyorsunuz Amerika'nın işgalinden sonra devlet vasfını yitirmiş bir devlet. Ya komşularımız bunlar. İran
güç bela yapılmış olan bir nükleer anlaşma ardından... Ki en sonunda bozuldu. Ona da geleceğim. Şimdi o da bozulmuş bir halde ve evet. Ne olacağını bilmiyoruz. Şimdi sorun orada. Geçen de bir 11 maddelik şey açıkladılar Trump'ın o anonsundan sonra. Evvelsi gün açıklandı. Hala belirsizlik yani. Rus tarafına bakıyorsunuz, Kırım ilhak edilmiş falan filan. Yani şimdi bunların içinde biz hala... Güven efendim, adası olarak az önce mi? Hocam da söylüyordu değil mi? Büyümeyi şurada yakaladık. Yani ben hatırlıyorum 2009'da %11 büyüme ya dünya resesyondayken. Kişi başı milli gelir 10 bin dolara çıktı ve 2013'te öyle kaldı. Evet, evet. Ya 11 bin dolar ya, oldu ama... değil mi Yusuf Özkur hocam? Evet, yani biraz önce aslında 2013'te tekrar bir daha dönemedik. Evet. Demesi belki o çok ama da önemli yani. Ama söyleyelim dünya resesyondayken 2008-2009'da hedge fonlarda bakın Birleşik Arap Emirlikleri. Detroit'i satıyorlardı ya. Detroit'i satıyorlar. Tabii canım yani şey dünyada, kalmadı. İzlanda'yı satılığa çıkarttılar biliyorsunuz. Aynen. Ve o şeyde İsmini çeyreklerde %7-8 ve 11 büyüme sağlandı. Yani bu başarı. Geçen Sayın Başkan sözünüzü kestim. Madrid'e gittik, İspanya'ya gittiğimizde işsizlik %17. İspanya. Tabii İspanya ve İtalya Türkiye'den evet. Çok yüksek evet. İşsizlik onlar oranı. 2008-2009'da çöktü ve bir daha toparlanamadı. Aynen öyle. Yunanistan? Yani işte Yunanistan yani şimdi Amerika bakalım nerede? Ve Almanlar çöktüler yani bütün evet, her şeylerini yani. Satın aldılar. Bravo yani şimdi bütün bunlar olurken niye bizde olmadı diye sormadık. Allah şükür ama hani nedir o çok, şeye çok güzel, bu şimdi, önemli. Evet. Değil mi? Teğet geçecek. Hala nasıl güvenlikli bir şekilde sokağa çıkıyoruz? Bunu kimse sorgulamıyor. Bu bir yönetim biçimidir. Doğru. Yani bakın. Doğru. Yağmalama yaşandı ya. Şeylerini... Amerika'da, İtalya'da, İspanya'da, evet. Yunanistan'da. Tabii canım. Ya Yunanistan'da sadece yurt dışından gelen göçmenlerin yakaladığı Atina'da bir bölge var. Kazayla girdik. Ödümüz koptu ya. Yani polis bile giremiyormuş oraya. O tür semtler var. Şurada çık şimdi gece sahur sabaha kadar insanlar kadını kızı çoluğu çünkü neyse çocuklar erken yatsın ayrı da yani şimdi oturuyor ve emniyet sorunu yok. Şimdi, şu anda yatmayabilirler sahuru bekleyenler çok. Çocuklar da değil evet, mi? Olsun evet. O kadar. Okullar açık onun için. Evet okullar. Çocukların evet, sahur tamam. Coşkusu evet. Oldu. Şimdi demek güzel istediğim, ama önemli bir şey demek söylüyorsunuz. İstediğim, yani döviz yükseldi aman aman ekonomik kriz falan çırtkanlı yapıyorlar ya ama etraf yangın yeriyken değil mi? İster istemez belki de psikolojik olarak bir köşeye sıkışmışlık bir şey hissi doğuyor insanda ancak hani bugüne kadar idare edilmiş olan ve bu başarıyı bence önce bir şey yapmak lazım nedir o? Tespit etmek ve teslim etmek lazım. Evet. Yani bakın Brezilya çöktü zavallılar mahvoldular. Venezuela bugün aynı şekilde. Yani hala kurtaramıyorlar. Tabii. Şimdi ne yaptı zengin o olmasına zaman rağmen. Türkiye şu oldu vesaire bir şekilde bugünlere geldik. Diyorlar ya hocam sıcak para giriyor. Körfez'den sıcak para giriyor. Sıcak parayla bu ekonomi sürdürülüyor dedi bir ya, şey var yani. Niye Yunanistan getiremedi? Niye Bulgaristan getirdi? Niye Irak'a inmedi? Niye İran'a ya Allah aşkına geliyorsa Allah bin bereket versin. Yani şimdi niye buraya demek geliyor? Ona da bakmak lazım. Hani gelsin yani bence hiç mahsuru yok. Önemli olan ama geleni de hani reel sektör işte, üretim ekonomisine çevirme meselesi var ya o tartışılıyor. Elbette. Ancak yani biraz şu, hani benim anlatmak o daha istediğim yapsal şey şu. Bir şey. Türkiye oraya geçmesi gerekir şimdi, tabii. Üretim ekonomisi önemli. Yok onları söyleyelim ama şimdi şöyle bir şey var. Bakın bu 2009 resesyonda Amerika'daki krizde hedge fonlar battığında Birleşik Arap Emirlikleri'nden maktum bir sabah uyandı 210 milyar doları kaybolmuştu. Of. Maaşlarını ödeyemediler. Yani Dubai'nin Abu Dhabi falan şey oldu ya çöktü mahvoldu. Hatta açın o zamanın gazetelerini. İngiliz gazeteleri de olabilir bunlar devamlı okuduğumuz. Yani, Vahdettin Bey bir pas. Bakın 3 sayfa. Arabistan'da sayfa, İngiliz gazetesi okuyor ben ne yapayım. Evet, yani. Arabistan'da değil o zamanlar Londra'daydım. Şimdi orada Ferrari'lerin, Cadillac'ların, Porsche'ların. Marka veriyorsunuz marka, dikkat. Çok özür dilerim. Yani lüks arabaların anahtarları üzerinde bırakılmak suretiyle sahipleri tarafından havaalanı yakınlarında bırakılıp ilk uçağa atlayıp gidildiğini yazıyordu şeyler. Marka için özür dilerim kastım o değildi. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Yok anladım. Yok. Yani ama bu orada o saatte efendim ülkeme benim sıcak mı girdi, soğuk para mı girdi beni hiç ilgilendirmiyor. Benim burada istikrarım devam etti. Böyle bakmak onlar lazım. Yani ve bu bir başarıdır. Bir daha söyler misiniz? Maktum kaç para kaybetti? 210 milyar dolar. Ya o zaman bir gecede, gazete haber. Tabii bir ki gecede. O hedge fonlara yatırdı. Hatta evet. Bakın Londra Belediyesi o Kızıl Ken Livingston zamanıydı. Battı. Çünkü Londra'da, şeyde Avustralya'da yerel yönetimler topladıkları finansları Amerika'da hedge fonlara yatırmışlar. Daha fazla para getirisi olsun da hani gerimizi artıralım diye. Hepsi gitti. Yani öylesi bir felaketten bahsediyoruz. Bu detaylar atlanıyor.
Burada efendim sıcak para girdi, soğuk girdi, yukarıdan ya beni ilgilendirmez arkadaş. Burada maaşlar ödendi ve burada o yılları istikrar devam etti. İstikrar şeyle devam etti. Güven adası. Ve büyüme sağlandı deniyor. Evet. Şimdi bu büyüme öyle mi sağlandı efendim, bu suni bir büyümeydi falan filan, önemli değil. Önemli olan biz ertesi gün kalktığımızda hayatımızı idame ediyor olmamızdı. Yani demek ki bir takım enstrümanlar ile buna karşı bir mücadele geliştirilebiliyor. Ha bu her zaman başarılı olabilir mi? O ayrı bir konu. Evet. Ancak şimdi geldiğimiz durumda dünyada zaten bir ekonomik şey var. Bu sadece Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren mesele değil. Şimdi biraz oraya gelelim. Bu şöyle bir hava iş. Ya bu zaten durum o kadar kötü ki burada sadece ve sadece Türkiye şu anda hedefte ve sadece o anda yok. Bu yani yüzde nasıl hesapları bilmiyorum ama bu işin %50-60-70'i muhtemelen dışarıdaki ekonomik gelişmelerden doğrudan etkileniyor olmamızdan. O yüzden çok güzel bir şey var. Global istikrardan bahsediliyor. Ve geçen gün çok güzel bir makale okudum. Global istikrarsızlık artık bu. Destabilization. Çünkü Trump'ın ani olarak verdiği ve hemen uyguladığı hem de son derece acımasız şekilde uyguladığı kararlar bunlara yol açıyor. İran nükleer anlaşmasının iptal edileceğini biz bir sene önce söyleyebilir miydik ya? İki sene önce böyle bir şey mümkün müydü? Transatlantik anlaşması 1970'ten beri üzerinde çalışılan bir antlaşma Avrupa'yla. Adam geldi iptal edeceğim dedi, iptal etti gitti. Şimdi dolayısıyla bir istikrarsızlık zaten söz konusu ve bu da buna bağlı olarak Türkiye'deki seçimler. Bir de ona gelelim. Zaten bir belirsizlik yani dünya ekonomik olarak kaostayken bu işte Fitch isim verebilir miyim? Bir S&P tabii, gibi tabii, bir verir, takım verir. Derecelendirme kuruluşları da efendim diyor biz seçimlerden sonra o, her şey olabilir. Yani ona göre de bir uyarıyoruz şirkette dediği anda senin zaten buraya para gelir. En ürken şey yatırımdır. İflasa geliyor değil çünkü mi? Çünkü real ekonomi yok orada hocam. Yunanistan'a. Ha Yunanistan zaten. Pardon, Yunanistan. Ben Arabistan dedin yanlış zannettim. Yanlış dedim. Yunanistan. Evet. Onları uyarmalarına rağmen şey oldu ama Avrupa Birliği içinde battılar. Yani burada bahane üretmek için anlatmıyorum bunları. Bütün anlatmak istediğim böyle şeyi bugüne kadar başarılı işler yapmış olan insanları, bakın yine isim vermeden söylüyorum ama beceriksizlikle itham etmek bence biraz haksızlık. Yani en hafif tabiri. Yani bu kadar şeye kaotik bir ortamda hala oturabiliyorsanız. Ha bu durumda ne yapılır? Keşke mesela o kadar gelen para sanayiye, sanayideki teşviklere, efendim bu kadar bina yapılmayıp başka o elbette benim de tercihim o olabilirdi. Teşvikler verildi zaten. Fabrika kurulması, yani iş yeri açılması. Üretime yönelik. Üretime falan. Yönelik. Yani o Türkiye'nin çok yapısal bir sorun. Üretime geçmesi. Ona değil mi? Göre, yani evet. Bilmiyorum ne yapılırdı o alanda ancak belki de üreticiler dinlenip işte sorunlar neredeyse dahasıyla yani çünkü onlar da bir takım sıkıntılardan geçiyor anladığımız kadarıyla. Neyse bütün bunların toplamında burada tek suçlunun bugüne kadar başarılı işler yapmış olan insanlar değil, mekanizmalar değil ancak dış etmenlerin de bence göz önünde tutulması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi Vahdettin İnce'yle devam edelim. Hani döviz sopası ya da ekonomi sopayla Türkiye dövülmek isteniyor. Evet. Yani bir bakış açısı bu. İkincisi Vehbi Hocam bence çok daha derli toplu anlattı. Bu sadece bizim meselemiz değil. Küresel bir problem. Var zaten var yani. Belirsizlik yani, var. Trump örneğini de verdi. Dünyada bir takım ülkeler gerçekten yani sabahleyin kalkıyor bambaşka bir şey yapıyor Trump ve işte İran potaya giriyor. Bambaşka bir şey yapıyor. İsrail deki işte neokonlarla efendim evangelistlerle işbirliği yapıp İsrail başka bir potaya giriyor. Dolayısıyla dünyada bir sizin o tabir neydi hocam yabancı tabir İngilizce kullandığınız tabir destabilization neydi? Destabilization yani istikrarsızlık, düzensizlik diye bir tanımladı. Burada güvenli bir adayken Türkiye şu anda dövizle vurmak istiyorlar. Evet. Bunu seçimle olan ilişkisinde konuşuyoruz tabii. Türkiye'yi dövme meselesinde siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii yani ben ekonomiden anlamam. Yani bunu baştan söyleyeyim. Ekonomik kavramlarla izah edemem bu meseleyi ama bazı şeyleri görmek, anlamak, yorumlamak için ekonomiden anlamak, ekonomist olmak gerekmiyor. Bir dünya sistemi var ve bu dünya sistemi bütün dünyayı yani kendine göre dizayn ediyor. Hem siyasal olarak hem ekonomik olarak hem de başka yönlerden kendi çıkarını esas alan bir uygulama içerisinde bunu çeşitli vesilelerle gösteriyor. Bazen kendi ekonomisi krize girmek üzereyken başka ülkelerdeki kaynakları, parayı
çekmek için yapıyor. Bazen sınırlarını aşan, kendi sisteminin dışına çıkmaya çalışan, bağımsızlaşmak isteyen ülkeleri terbiye etmek amacıyla bu tür uygulamalara gittiğini biliyoruz. Özellikle de Türkiye'de 80 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca bildiğimiz 10 yılda bir darbe, 10 yılda bir ekonomik kriz olurdu ve darbe ile sistem dizayn edilirdi. Ekonomik krizle de birlikte de o 10 yıllık süre içerisinde ülkenin birikimleri bir şekilde emperyalist başkentlere aktarılırdı. Bunu çeşitli isimlerle, hatta bunlar böyle literatüre girmiş isimler vardı. Banka hortumlamaları, banker krizi, şu bu çeşitli isimlerle ülkenin birikimi, emeği, insanların emeği dışarıya götürülüyordu. Ama bir ülkede ekonomik sıkıntı söz konusu ise, dövizle ilgili bir problem varsa bunu tabii tek bir sebeple de izah edemeyiz. Yani sadece dışarının müdahalesiyle de izah edemeyiz. İçeriden de bazı sorunlar vardır demektir. Onu da düşünmek lazım, üzerinde konuşmak lazım. Yapılması gereken şeyler vardır içeriden bunu engelleyebilmek için. Türkiye bunu yapıyor. Son 15 senedir, 16 senedir o alışılagelmiş olan müdahaleler, ekonomik müdahalelere, siyasal müdahalelere direnen Türkiye gerçekten de işte çok kısa bir zaman önce teğet geçti. Dünyanın, bütün dünyayı vuran 2008 krizi teğet geçti. Bu da literatüre girdi. Türkiye sınırı aşan bir ülkedir. Artık kendisine biçilen sınırların dışına taşmış bir ülkedir. Bunu askeri olarak da gösterdi, siyasal olarak da gösteriyor. Ekonomik olarak. Yaklaştı. Evet. Gayri safi milli hasılası. Daha önceki krizlerin nasıl böyle kronolojik olarak 10 yılda bir olduğu gibi bugün de baktığımız zaman ekonomist olmaya gerek yok. Bu bir müdahaledir, bellidir. Bu bir operasyondur. Sahur vakti dolar 5'e yaklaşıyor. Yani 4.90 oluyor değil mi? Yani borsalar kapanmış, ticari bir alışveriş yok. Demek ki bir toplu alım falan olduğunu zaten kavruyor. Şimdi bu bana bizim Doğu insanlarının, İngilizler falan anlamazlar ama bizim Doğu insanların çok iyi bildiği bir hikayeyi hatırlatıyor. Hocam size laf geldi. Yok, hayır hocam, siz hiç üzerinize almayın. Şöyle bir şey var, yani masalda bir kahraman vardır. Padişahın kızına taliptir. Padişah da kızını vermek istemiyor ama o adamı da direkt reddedemiyor. İnsanlar nezdinde o adam hak etmiş. Yani o kızı alması gerekiyor. Ne yapıyor? Bu adamın önüne çeşitli barikatlar koyuyor. Ona öyle bir hedef gösteriyor ki diyor ki gidip bilmem nerede şunu getireceksin. O da ne demek? Keloğlan'la Aykız hikayesi. Aynı onun gibi bir şey yani. Gidiyor önüne ejderha çıkıyor, önüne dev çıkıyor, ateş saçan varlıklar çıkıyor. Çıkıyor da çıkıyor, bir türlü sonu gelmiyor. Nihayet gidiyor, alıyor ve muradına eriyor. Kazanıyor. Yani evet. Türkiye adeta böyle bir ülke. Yani bir şekilde kefeni yırttı Türkiye. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bunu zincirleme, domino etkisini yapacak bölgede. Bu büyük bir etki yaratacak, büyük bir deprem yapacak ve onların aleyhine, bölge insanların lehine bir deprem yapacak. Çünkü bölgede biriken bütün enerjiyi bir şekilde kontrol edip kendiyle dönüştürebiliyorlardı. Bölgede ne yaptığını bilen zihniler yoktu. Tamamen tepkisellik vardı, baskıya direniş vardı ama baskı sonrası devirdikten sonra yapacağını bilen bir zihniyet yoktu ortada. Türkiye insanlara model sunuyor. Nasıl dönüşebileceklerini, nasıl bu süreçten sağlıklı bir şekilde çıkabileceklerini gösteren bir model olma yolundadır. Dolayısıyla o kahraman gibi önüne bir takım adireler, bir takım engeller, barikatlar konulacaktır. İşte Gezi olayları gibi, 15 Temmuz darbe girişimi gibi, daha başka bilmediğimiz gizli devletin bildiği yani suikast girişimleri. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki ithalatı. Tabii. İşte son bir yılda %16 bir önceki yıla göre düşüyor. İhracatı %16 artıyor. Evet, bu işte satın alan ülkeler arasında da tam da Batılıların silah sattığı ülkeler Türkiye'den. Pakistan mesela ataklar aldı değil mi? Evet. Bunlar mühim şeyler. Dolayısıyla yani bütün bunları gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman şunu görürüz. Bu ekonomik sistemin, Türkiye'deki ekonomik sistemin sağlıksızlığından dolayı, iyi yönetilemediğinden dolayı kaynaklanan bir kriz değildir. Ekonomik sistemin bir takım aksayan tarafları vardır. O ayrı bir şey. Ama bu o kadar belirgindir ki, bunu bir müdahaleyle olduğu o kadar belirgindir ki benim gibi ekonomiden anlamayan bir insan bile bunu net bir şekilde görebiliyor. Peki. Şu halde yapacağımız şey şudur. Yani böyle bir müdahale var. Topu taca atalım, suçu onlara yıkalım. Gelip rahavete kapılalım. Öyle değil. Biz de direniş göstereceğiz. O ödül neyse onu alacağız.
Oraya gideceğiz. Aykız'ı alacağız. Aykız'ı alacağız. Ya da Mirza Mehmet gidecek, o ödülü alacak. Yani eyvallah, başka yolu yok. Yani. Peki. Şimdi reklama gideceğiz. Reklamdan dönüşte seçim konuşacağız biraz. Adayları konuşacağız. Partilerin pozisyonlarını konuşacağız. Ama şimdi kısa bir ara. Aslında ne oldu diye devam ediyoruz. Aslında ne olduğunu ilk bölümünde döviz operasyonu üzerinden Türkiye'ye hizaya mı çekilmek istiyor? Ya da belki de şöyle diyelim. Yabancı sermaye ya da yabancı lobiler 24 Haziran seçimlerini etkilemeye mi çalışıyor? Bunu biraz konuşmaya çalıştık. Şimdi bu bölümde 24 Haziran seçimlerine giderken listeler belli oldu biliyorsunuz. İttifakların listeleri, partilerin listeleri ortaya çıktı ve biraz da tartışma başladı. Biz de tartışmaya şuradan başlayalım isterim. Ergun Hocam'la devam edeceğim ama. Şimdi CHP solu terk etti gibi listelerinde. Evet. Şöyle bir tespitim var, katılır mısınız? Soruyu da öyle soracağım. Sanki HDP ile zımni bir ittifak yapıyor. Çünkü HDP de bütün sol marjinal grupların adamlarını, küçük evet, küçük partilerin adamlarını tuttu, aday gösterdi. Evet. Önce buradan başlayalım. Hani ittifakta, o Millet evet, İttifakı denen ittifakta Saadet Partisi ile beraber ittifak yapıyor CHP. Ya da işte efendim Demokrat Parti ile ittifak yapıyor ya da İyi Parti ile ittifak yapıyor. Ama HDP ile de yapıyor, izlenim uyandı evet, bende. Buradan başlayalım, ne dersiniz? Çok doğru diyorsunuz. Öncelikle bu Ramazan akşamında bir şeyi izleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Türkiye Günlüğü dergisine uzun süre çıkaran ve Türkiye'de ciddi entelektüel katkılarda bulunan Mustafa Çalık beyefendi şu an hastanede. Aa, çok ciddi bir operasyon geçirdi. Oo. Dolayısıyla kendisine evet, şifa kendisine, dileyelim. Allah'tan şifalar diliyorum. Allah'tan ama işte bu kadar öfke Mustafa abiye yaramamış. Yani. O hani evet, biliyorsunuz biraz böyle hiddetli bir şekilde şifa ama diliyoruz. Çok duygusal bir ilan tabii, demiş. Tabii. Evet, tabii, çok duygusal bir ilan. Yani. Çok hı, mümince, evet, çok iman ve mümince bir... Açık açık hastalığının adını söylüyor. Evet. Böyle bir durumda dönersem, Allah'ın takdir ettiği zamana kadar dönmesem evet, de herkese hakkımı helal hakkımı ediyorum. Helal. O zaman şöyle diyelim, Mustafa Çalış abimize şifa diliyoruz. Allah evet, şifa versin. Allah evet, şifa versin. Evet. Allah yar ve yardımcısı olsun. Biz anladım, de yani tanırız, biliriz. Evet. İyi insan evet, deriz yani. Aynen öyle. Aynen. Şimdi bu bence hakikaten çok önemli bir nokta. HDP ile CHP arasındaki ilişki. Çok doğru, zimni bir ittifak var burada. Yani adı konmamış, resmiyette ifade edilmemiş, bir protokolla kendisini anlatmıyor. Ama öte yandan ilişkilere baktığımız zaman ciddi anlamda HDP'de sol unsurlar öne çıkarılıyor. Bunu bizzat uzun süre HDP'de siyaset yapan Altan Tan'dan da duyduk. Bu tür açıklamalarda bulundu ve bundan dolayı da HDP'den istifa etti. Saadet Partisi'nde. Evet, vekil oldu. Dolayısıyla aday oldu. Yine aday oldu. Yine aynı şekilde İstanbul İl Başkanı'nın söylemlerine baktığımız zaman yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan yardımcılığını yapan Böke'nin ifadelerine Özgür Özgür Özel Bey'in yine ifadelerine baktığımız zaman, söylemlerine baktığımız zaman tamamıyla bu zimni ittifakı onaylayan, önüne açık bırakan, meşrulaştıran açıklamalardır. Dolayısıyla bu çok doğru ve yerinde bir tespit ama bu ne tür sonuçlara yol açacak? Çok ciddi sonuçlara yol açacağını düşünüyorum. Ve ilk defa diyorum, ilan ediyorum, HDP bundan dolayı barajı aşamayacak. Bu, evet, bu siyasi, önemli bir iddia. Yani bunu not edelim. Bu, 24 Haziran akşamı yine burada olacağız inşallah. Yani inşallah. O konuşuruz bu konuda. Evet. Bu siyasi tutumundan dolayı barajı aşamayacak. Neden? Çünkü HDP'nin yönetici takımının ciddi anlamda solculaşması muhafazakar Kürtleri ürkütecek. Onlardan farklılaşmaya, ayrılmaya ve farklı seçmen davranışına yönelmelerine yol açacak. Bunun ilk bunu belirtisi biraz daha açalım hocam. Şu, yani HDP ciddi anlamda diyelim Altan Tan gibi bir takım isimleri de alarak muhafazakar Kürtleri kendi içine çekmişti. Fakat
Şimdi yeni siyasetiyle beraber CHP ile yakınlaştığı için artık bu çerçevede yeni figürler getirdi partinin önüne ve dolayısıyla muhafazakar Kürtleri temsil eden bir takım siyasetçiler de bunu gördüler ve Altantan bunu gördüğü için orayı bıraktı. Dolayısıyla bu farklılaşma olmasaydı, bu şey olmasaydı kolay kolay oradan çıkmayacaktı. Hocam size katkısı olsun bu diye. Da, evet devam edin. Devam edin ama soruyu buraya saklamıştım ama soruyu unutmayın. Buyurun. Şimdi şuraya not almışım. Şimdi Diyarbakır'ın dindarlarına Garo Paylan'ı nasıl seçtirecek HDP? Evet. Yani şimdi oradan araya gösterdim. Mümkün değil. Evet. Nasıl olacak yani bunu? Dolayısıyla işte yani bütün bunlar ve diğer kişilere baktığımızda sol anlayışta yer alanlar, muhafazakar Kürtlerle bir duygusal ilişkisi, ideolojik ilişkisi, kimlik ilişkisi, temsiliyet durumu olmayanlar, yani sonuçta seçmen kendisini temsil eden adaylarda görmek ister. Bu yaşantısıyla, fikriyatıyla, efendim zihniyetiyle beni temsil ediyor diye görmek ister. Şimdi böyle bir durumdan uzaklaştığı için de HDP'nin oylarının bir kısmı Saadet Partisi'ne gidecek bence. Bir kısmı AK Parti'ye gelecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Saadet Partisi yerine o oylar tümüyle Erdoğan'a gelecek. Çünkü HDP'de şöyle bir şey de aynı şekilde duyuyoruz, görüyoruz, gözlemliyoruz. Deniyor ki ya bu Kürtlerle ilgili sorunları yine çözecek tek güçlü adam var, Recep Tayyip Erdoğan. Sevelim sevmeyelim bu realiteyi değiştiremeyiz. Dolayısıyla bölgemizle ilgili olayları etkileyen, yönlendiren, evirip çeviren en güçlü liderdir. O nedenle bence buna da baktığımız zaman ve o farklılaşmayı beraber değerlendirdiğimiz zaman burada HDP oylarının ciddi anlamda kendi içinde bir sarsılma yaşayacağı, barajı geçemeyecek durum zaten sınırdaydı. Yani burada hem barajı geçemeyecek hem de bu en çok Saadet Partisi'ne birazcık yarayacak, en çok da AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olumlu olarak yansıyacak diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zimni ittifakı da sol, özellikle solla kendi rengini açıkça ortaya koyan HDP'nin tabii o ittifakı da Cumhuriyet Halk Partisi'ne biraz katkı sağlayacak yani. O blok olan kesim CHP'ye gidecek ama o blok içinde ciddi bir oy da oradan kopacak. O koptuğu zaman zaten barajı geçmesi söz konusu olmayacak. Sonuçta söylediğiniz şey bence... Ben CHP'nin tam tersini yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Nasıl? HDP'ye barajı aşırmak için böyle bir şey. Yani CHP'den kopacak oyların HDP'ye gideceğini düşünüyorum. CHP'den oylar kopmaz bence artık. Yani CHP'den oylar... yani daha önce diyelim yani bizde... Yani Abdülhatif Şener'i Konya'dan aday gösterince CHP'liler, Konyalı CHP'liler Abdülhatif Şener'e mi oy verirler? Şimdi orada bak mesela. CHP şöyle bir politika gidiyor. Diyor ki ya bu muhafazakarlarla ben CHP kimliğiyle başa çıkamıyorum. Mı diyor? Yani CHP kimliğinin muhafazakarların zihniyet dünyasında çok olumsuz bir yeri var. Çünkü bütün tarihsel zulümleri muhafazakarlara yapan ana aktör, siyasal parti olarak CHP. Muhafazakarlar böyle inanıyor. Hı hı. Ne yapabilirim? Ben muhafazakarlar içinden bir takım isimleri aday göstereyim, öne çıkarayım. Onlar aracılığıyla AK Parti'ye saldırayım. Onlar aracılığıyla muhafazakarları muhafazakarlarla uğrayayım diyor. Fakat yanlış yapıyor. Neden? Çünkü Abdüllatif Şener'in siyasal kimliği tamamıyla yıpranmış. Neden yıpranmış? Bunu kategorik olarak demiyorum ya, ön yargı olarak. Somut bir şey var. 2007-2008'de beraber kurdukları bir hareket en zor, en sıkıntılı durumlardayken kapanma durumuyla karşı karşıya gelmiş. Toplum sizi seçmiş, iktidara getirmiş ama bürokratik oligarşi kalkıp diyor ki ben seni tanımıyorum diyor. Gazetelerden topladığı saçma sapan görüşleri alıyor, iddianame diye ortaya koyuyor. Bu durumdayken bu siyasi hareket, bu parti, Abdüllatif Şener kalkıyor ve kaçıyor. Şimdi bunu hiçbir zaman bir siyasetçinin hiçbir zaman
bu durumda yani kendini kamuoyuna kabul ettirmesi kolay bir şey değil. Yani nitekim nitekim kendisi parti kurdu. Partinin o sıkıntısından, AK Parti'nin o sıkıntısından yararlanarak millet ona itibar etmedi. Oy almadı yani, hiçbir şey karşılık bulmadı. Dolayısıyla bence Abdullah Latif Şener ölü bir siyasetçidir. Peki. Yani. Şimdi Yusuf Hocam'la devam edeceğim. Şu, hani sol bloğu bir şekilde tasfiye etti diyoruz ya, CHP. Orada biraz daha isimleri okuyarak devam. Eren Erdem, ne kadar solcuysa ki, FETÖ'cü mü, solcu mu onu da bilmiyoruz. Zeynep Altıok, İlhan Cihaner, Mustafa Balbay, Barış Arkadaş, Haluk Pekcan, Hüsnü Bozkurt. Yani bu hani denize dökecekti ya hepimizi, o dahil. Burada iki şey var. Yani iki fraksiyon var aslında. Hmm. Yani CHP içinden iki fraksiyon saydığımız isimler. O çerçevede bakabiliriz. Biri aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Muharrem İnce'nin yanında yer alan isimlerden oluşuyor. İşte Haluk Pekşen çıktı ve bunu açıkladı. Dedi ki beni uyardılar dedi. Bak böyle yaparsan, Muharrem İnce ile hareket edersen veya Abdullah Gül'e karşı çıkarsan Muharrem İnce ile birlikte tasfiye olursun diye ben uyarılmıştım dedi. Şu an karşıma çıkan manzaraya da baktığımızda tasfiye oldum. Bunu açık açık söyledi. Diğer ki bunların arasına Mustafa Balbay'ı da ekleyebiliriz. O da Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP kongresinde bir imza toplamış, aday olmaya çalışmıştı ama olamamıştı. Yeterli sayıya ulaşamadığı için. Ama onu da CHP içindeki daha tırnak içinde ulusalcı kanat olarak değerlendirebiliriz. Bir de CHP içinde HDP ideolojisini, yani HDP'nin daha çok HDP'ye angaje olmuş Türk sosyalistlerinin temsil ettiği marjinal solla ilişkili bir takım isimlerden bahsedebiliriz ikinci kategoride. Orada da daha çok Eren Erdem, işte Barış Arkadaş gibi isimler daha fazla öne çıkıyor. Muhtemelen başka isimler de var. Çünkü şu tür değerlendirmeler yapıldı CHP listesinden sonra. Özellikle İstanbul'da bir önceki seçimde CHP'nin sahip olduğu milletvekillerinin 5'te 3'ü işte belli tırnak içinde belli bir bağlamda değerlendirebileceğimiz isimler şey olmasın, evet, yanlış anlamı bir olabilir diye. Bir mezhep ekseninde değerlendirilen isimler iken bu seçimde bu isimler işte 4'te 2 oranında azaltılmış durumda ve onlar daha çok sizin tezinizi destekleyecek şekilde dışarıda bırakılmış. O da nedir? O tür isimler HDP'ye yakın şekilde dışarıda bırakılınca oylar HDP'ye. O tür isimlerden dolayı az sayıda da olsa bazı seçmenler CHP'ye oy veriyordu. Sırf kendi ideolojisine sahip çıkmak, o isimleri orada tutabilmek için. Fakat şimdi o seçmenin aynı bağlamda aday gösteren HDP'ye oy verebileceğine dair bir şey var, iddia var. Siz de onu şey yaptınız. Evet, bu bir şey. Unutmayın hocam. Bu bir tez aynı zamanda. Parantez açalım daha çok anlaşılsın diye. Şimdi böylece Kılıçdaroğlu hem rakibi olan İnce'yi 24'ün 25 %25'in altına çekiyor. Hem yani kendi iktidarını güçlendirmiş oluyor, hem HDP'nin barajı aşması için hamle yapmış oluyor bence. Evet, yani burada Kemal Kılıçdaroğlu kendi açısından baktığımızda iki tarafta küçük olsun benim olsun diye kazananmış gibi bir şey var. Bir tablonun içerisinde ama 2-2-4 etmeyebilir. Tabii ki zaman içerisinde bazı şeyler değişebilir. İşte geçen gün bu CHP listesi açıklandıktan sonra işte Muharrem İnce bir iki mitingini iptal etti. Ondan sonra işte yeniden birini yaptı sanırım. Ama şöyle bir açıklama yaptı orada. Dedi ki milletvekili listesini hani boş verin. Biz önümüze bakacağız. Bakanlar listesini kendim yapacağım. Ben yapacağım dedi. Yani bu aslında bir mesaj. Yani eğer seçilirsem ben de yapacağımı bilirim demeye çalıştı aslında orada baktığımızda. Tabii CHP listelerinde ama şöyle dedi, ben bir gariban cumhurbaşkanı adayım dedi ya mesela. Ben bir gariban cumhurbaşkanı. Şimdi şöyle adayım. Orada bir yani bir imaj çalışması var şu an. Yani Muharrem İnce işte hangi ajansla çalıştığını şu an tam bilmiyorum. Yani yakında hani ortaya çıkar. Ama Muharrem İnce'nin İnce ile birlikte İnce'yi topluma kabul ettirebilmek için
çok iyi bir imaj çalışması yapılmaya başlandığını düşünüyorum. Bunun ne kadar tutup tutmayacağı biraz bu imaj çalışmasının dozajıyla alakalı. Aşırı doz verirseler toplumda bu biraz şeye karikatürize edilebilir ve dalga geçirmeye başlanabilir. Ki bunun örnekleri de ortaya çıktı. Mesela işte dedi ki Amerikalılar beni aradı. Ondan sonra işte dedi, sahnede bisikletle işte gitti geldi falan. Bütün bunlar çok ciddi esprilere de neden olmuştu. Şöyle bir imaj çalışması var, onu biraz açmak istiyorum. Mesela Muharrem İnce ile alakalı toplumda insanların zihninde olan düşünce şudur büyük ölçüde. Kızgın bir adam, işte evet. Öfkeli, sert. Fakat Muharrem İnce'nin ilk Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonraki ilk çıktığı, kameraların karşısında ilk çıktığı fotoğraf, ilk çıktığı anlarda tıraşlı, güler yüzlü. Fotoğraflarında da güler yüzlü bir fotoğraf var ve bunu sürekli gülmeye çalışan ve aynı zamanda kendisini toplumla özdeş gösterecek şekilde bir kurgunun içine sokmuş. İşte tarlaya gidiyor, traktöre işte binmeye çalışıyor. Yani bir şey kendisine verilen ev ödevini yapma çabası içerisinde bunun nerede patlayacağı, nereye kadar devam edebileceği biraz da onun işte sinir katsayısıyla. Demirtaş modelini hatırlatıyor biraz alakalı. Tabii bunun içerisine yani bu imaj çalışmasının içerisine bütün Cumhurbaşkanlığı adaylarıyla adayların hakkını savunacak bir söylemi de yerleştirme çalışıyor ve bunu da sık sık tekrar ediyor. Bunun da tabii seçim sürecinde seçmen zihninde nasıl bir etkisi olacağını zaman içinde göreceğiz. Bence CHP listesinde ikinci vurgulanması gereken konu Saadet Partisi'ne yakın bazı isimlerin inkar ediyorlar doğrudan CHP listesinden aday gösterilmesi. Şimdi Saadet Partisi'nin bir listesi var. Yani onu açıkladılar, onu gördük. Ama mesela Konya ikinci sıra adayı, Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı. Yani CHP aleyhine attığı tweetler de sosyal medyada paylaşıldı, görüldü. Ya zaten hani tweete gerek yok. Yani böyle bir ismin normal şartlarda CHP kontenjanından aday olması hani hakikaten toplumsal açıdan şaşırtıcı olurdu. Ama böyle bir şey var. Mesela isim verelim, yine bizim hani meslektaşımız da oluyor aynı zamanda hocamın üniversitesinden. İşte Profesör Emre Bağcı. Aynı bölümdeyiz biz. Profesör Emre Bağcı. Aday. CHP listelerinden aday. Çok güzel. Ama daha önceki Emre Hoca'nın siyasal geçmişine baktığımızda işte Has Parti'de bir süre evet. vardı siyasi geçmişe. Evet, güzel. Hani onlara baktığımızda bunun da normal şartlarda CHP listelerinden olamayacağına dair bir iddiada bulunabiliriz. Böyle 4-5 tane daha seçilebilecek yerlerden isimler var Saadet Partili. Bu açıdan Saadet Partisi'yle olan ittifak da mı? Saadet Partisi'yle de CHP listelerinin bir ittifak halinde olduğunu biraz Ergün Hoca ona vurgu yaptı. İşte Abdülkadir Karaduman. Evet. Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı. CHP ile AK Parti arasında bir fark yok. Değil mi? Bir milli görüş vardır. Bir de diğerleri demiş mesela bu arkadaş zamanında. Yine milli görüş Osmanlıca'ya karşı çıkan hanedanı sürgün eden CHP'ye rağmen Kıbrıs'ı fethetmiştir. Ya siz evladı Osmanlı ünlem koymuş, siz ne yaptınız diyor. Evet. Yine Mescid-i Aksa'nın ezanını CHP susturmayınca AKP'nin de sesini yükselteceği bir dini kalmadı filan diyor. Şimdi burada Saadet Partisi ile CHP'nin... Bu adam CHP'den aday değil mi şu an? AKP'nin evet, dini güzel. Falan ne bir tür ifade burada var. Şimdi CHP ile Saadet Partisi'nin varoluşsal olarak birbirlerinden ayrılan yönlerini sayarsak sabaha kadar bayağı uzar zaten. Ama şunu ben de tekrar etmek istiyorum. Nasıl aynı potaya geldiler peki? Şunun altını çizmek istiyorum. Saadet Partisi'ne burada biçilen rol AK Parti'den yani muhafazakar dindar kesimden alabildiği kadar oy alması yönünde. Hocam bir cümle ekleyeyim size katkı olsun diye. Saadet Partisi Genel Başkanı'nın ifadesi Abdullah Gül'ü şunun için istemiştik. AK Parti'den %15 koparır. Devam şimdi orada diye. Bir şey var hocam. Bitirsin hocam. Bir cümleyi ekleyin hocam. Tamam. Şey olmasın. Yani o AK Parti'de hani
16 Nisan'da da tartışıldı. İşte beyaz muhafazakarlar %7-5. Onlara, Saadet mi temsil ediyorsun onu mesela? Yani bunlar Saadet üzerinden giderek, çünkü Saadet üzerinden yani gösterilen adaylara baktığımızda. Bilge adam olarak tanımladı evet, ya bazı yani böyle bir şey var. Özellikle şöyle, orayı tırmıklama var yani. Evet, şöyle de bir trajedi ortaya çıktı. Saadet Partisi'nin oy oranı, yani AK Parti'nin iktidar olma potansiyelini doğrudan etkileyebilecek bir oy oranı değil. Yani %1 civarında bir oy oranı. Fakat burada özellikle AK Parti'ye oy verenleri veya o çerçevede siyaset yapan entelektüelleri, siyaset yapan isimleri veya düşünce üreten entelektüelleri şaşırtan konu şu oldu. Mesela biz ÖDP'yi, işte küçük TKP'yi falan konuşmuyoruz yani. Onlar da AK Parti'ye karşı, şaşırmıyoruz da. Fakat Saadet Partisi'ne baktığımızda dindar, muhafazakar, başörtüsünün haklarını savunmuş, çocuğun imam hatife göndermek isteyen, İşte Kur'an kursuna çocuğunu gönderin, Arapça öğrenmesini isteyen, başörtülerin kamuda çalışması konusunda hassas olan ve AK Parti'nin gerçekleştirdiği icraatları aslında toplumsal anlamda yaşayan, bu haklardan faydalanan bir kesim olduğu için bu tür, yani böyle bir siyasi partinin, bir siyasi anlayışın CHP gibi tümüyle bu tür ya bu yapılanlara karşı olan bir partinin yanında olması bir hani ya nasıl oluyor bu dedirtiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi en son 2015'te yanlış hatırlamıyorsam 2015'te başörtüsüyle alakalı bir düzenlemeyi daha yeni Anayasa Mahkemesi'ne götürmüş iptal edilsin diye. Evet. Ve aynı şekilde 2009'da AK Parti MHP işbirliğiyle Türkiye'de başörtüsü düzenlemesi 411. Evet, TBMM'den geçmişti ve onunla alakalı CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Kılıçdaroğlu imzasıyla. 9'a 11 Anayasa Mahkemesi başörtüsünün serbest kalmasını reddetmişti. 2009. Evet. Bunun altında kimin imzası var? Kılıçdaroğlu. CHP'nin var, Kılıçdaroğlu. Deniz Baykal'ın var, Kılıçdaroğlu'nun var. Tabii canım, direkt Kılıçdaroğlu, o zaman genel başkan. O dönemde. Evet. Dolayısıyla bundan dolayı bir şaşırtıcı tablo ortaya çıkıyor. Saadet Partisi'nin adayına bakar mısınız? 28 Şubat'ta Bekir Yıldız'ı tutuklayan hakim Saadet Partisi'nin adayı. Ve bu yüzden Refah Partisi'nin belediye başkanından bahsediyoruz yani. Ve bu yüzden bence o da hani belki şimdi uzun vadede daha iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Saadet Partisi Genel Başkanı'na Fatih'te, yani dindarların ve muhafazakarların yaşadığı Fatih Osmanlı İmparatorluğu'nun ana merkezlerinden birisi olan Fatih'te, Fatih Camii'nin avlusunda Fatih Sultan Mehmet Han'ın huzurunda, 15 Temmuz şehitlerinden birisinin eşinin siz nasıl FETÖ darbe girişimine tiyatro diyen söylemi savunanlarla aynı safta durursunuz diye bir cümle kullanan şehit eşine karşı boyası akınca ortaya koyduğu tepki, öfke bir şeydir. Bence Saadet yönetimiyle, genelini söylemiyorum, Saadet yönetimiyle taban arasında ya da dindar muhafazakar toplum gelenek arasında bir kırılmadır. Ve bunun uzun vadede daha fazla yansımaları olabileceğini düşünüyorum. Yani Saadet Partisi Genel Başkanı bu andan sonra Beşiktaş'ta, Şişli'de yüksek derecede teveccühle karşılanabilir. Ne zamana kadar? Seçimlere kadar. CQV'lere hani sol i̇şte, elini evet, kaldırıp. Seçimlere kadar. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı kendi açısından bir kazan kazan politikası izledi. Saadet Partisi yönetiminin de yani 5-6 vekil işte meclise sokmak için bir kazan kazan politikası, pragmatik davrandığını söyleyebiliriz. Ama bunun da bence araçsallaştırdılar yani. İşte araçsallaştırdığını söyleyebiliriz ama bu onlara şunu da kaybettirdi. Bugüne kadar muhalefette olmanın herhangi bir icraat hükmü taşımadan ilkesel olarak AK Parti'ye yönelttikleri, ahlaki düzlemden AK Parti'ye yönelttikleri onlarca eleştiri vardı. Bunların hepsi artık kaybedilmiş durumda. O konformizmi de bundan sonra Saadet Partilerin bulma imkanı kalmadı, olmadığını düşünüyorum. Peki, devam edeceğiz. Şimdi Vahdettin İnce ile devam edelim ama şöyle bir soruyla. İlk bölümde ben Ergun Hoca'ya da sormuştum. Şimdi buraya da notlar almışım. Önce şunu hatırlatalım. Şimdi Hasip Kaplan HDP'de genel başkanlık tartışmaları başladığında şöyle bir cümle kurmuştu. Selahattin Demirtaş'ın koltuğuna sakın bir Türk göz dikmesin.
herkes haddini bilecek. Bu sözü söyledi. Ve birkaç gün önce de Almanya'da bütün Türk kardeşlerimden özür dilerim bunu söylediğim için dedi. Çünkü mecburdu onu söylemeye. Evet. Bu cümleyi hatırlatıyorum. Tabii. Şunun için hatırlatıyorum ben. HDP'nin listelerinin çoğunda Türk solundan, hatta Türk marjinal solundan isimler var. Evet. Bu şu mudur? Kürt kimliğini bir şekilde tekelinde tutmaya çalışan HDP'nin Türk solunu kendi içerisinde eritme çabası mıdır? Nedir bu? Mesela ESP'nin başkanı da orada, evet, TKP'nin başkanı da orada mesela falan filan. Hatay, Hatay'dan aday gösterildi. Barış Hatay'da en son işte o tweetini hepimiz hatırlıyoruz. Evet, evet, evet. İşte gün geldi, günü geldiğinde hepinizle ağlayarak özür dileyeceğiz ama evet. Yani aslında şudur, yani bu Mücahit Bilici'nin bir kitabı var, Hamal Kürt. Mücahit Bilici ile birçok konuda anlaşamıyoruz ama bu ifadesi aslında bir şeyi, bir sosyolojik gerçeği açıklıyor. Tabii tarihsel olarak Kürtlerin İstanbul'a ilk gelişlerinde hamallık yapmalarından hareketle bir yere doğru varıyor ve oradan AK Parti veya bu düşünceye yakın partilerin Kürtleri kullanmasını değerlendiriyor. HDP'yi bu bağlamda dışarıda atıyor. Aslında tam da HDP'ye oturuyor bu ifade. Kürtler marjinal solun, işte o adını verdiğiniz kişiyle birlikte daha birçok kişiyi omuzlarında taşıyacak hamallar noktasında tutulduğu bellidir. HDP'nin. Yani Garopaylan'ı, evet. Diyarbakırlı, dindar, Kürt. Yani Garopaylan bir Müslüman değildir. Bir Ermeni, Hristiyan bir insandır. Diyarbakır'da Ermeniler, Hristiyanlar varsa veya Kürtlerden, Müslüman Kürtlerden de ona oy verecek insanlar varsa sorun değil. Bu yani şahıs olarak düşünmek önemli değil. Ya ben müşahhas örnek oldum. Tabii tabii. Doğru söylüyorsunuz. Ya, yoksa onu bırakırsanız yani HDP'nin genel başkanı Sezai Temelli, şimdi AK Parti'ye Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltilen güya eleştirilerden biri referandum sürecinde Barzani'ye karşı çok sert bir dil kullandı. Çok şey oldu, işte Kürtler kırgındır bu usta, Kürtler AK Parti'ye oy vermeyecek tezi vardır. Aynı Sezai Temelli'nin Barzani hakkında kullandığı ifadeyi ben burada kullanamıyorum. O kadar ayıp, o kadar çirkin, yani müstehcen bir ifadeyle Barzani'ye yönelik bu hakaret. Dolayısıyla Kürtleri bir hamal gibi görüyor. Sırtlarında Kürtlerin değerlerine düşman. Yani değerlerinden alakası olmayan Kürtler de vardır. O ayrı bir şey. Ama düşman, düşmanlık besleyen, yani hakaret eden, o son tweetlerin dışında başka tweetleri de vardır. Peygamber Efendimiz'e yönelik bir takım eleştiriler yapanlar vardır. O küçük yaşta evlilikleri çarpıtarak konuşmalar, yazışmaları vardır. Dolayısıyla HDP'nin misyonu, rolü, bu süreçteki rolü, adayları tespit rolü tam da Kürtleri hamal olarak kullanıp onların sırtından Kürtlerin ve Türklerin bu coğrafyanın değerlerine düşman, bigane insanları meclise taşımak, daha önce yaptığı gibi. Bu böyle bir şeydi. Ama çok daha dikkat çekici bir şey vardır ki çeşitli irili ufaklı Kürt partileri vardır. Yani Kürt siyasetini güden, kimlik siyasetini güden Kürt partileri vardır. İttifak yapalım. Hani şu cephe seni almadı, bu cephe seni almadı. Sen de mesela Hüdapar'la falan ittifak yap diye bir takım çabalar vardı. Bunların hepsini reddettiler. Bunları kabul etmiyoruz dediler ama Pervin Buldan bizim Kürdistan'ı bir ittifaka ihtiyacımız vardır. Yani seçim sürecinde Kürt ve Kürdistan kavramlarını kullanarak yeniden bir milliyetçi hava oluşturarak o solcuları, o marjinal solcuları meclise taşıtacaklar hamal Kürtlere. Mantık budur, şey budur. Hamal Kürtlere, evet, solcuları taşıtıracaklar, sırtlarında taşıtacaklar. Yani Barış Atay Hatay'da kaç oy alır? Kaç oy alır? 100 mü, 200 mü yani, ben sana söyleyeyim. Ama Diyarbakır'ın oyuyla barajı aşarsa o da gider. Yani böyle bir şeydir yani. Taşıtıyor bunu, başkalarını taşıtıyor. Efendim, Van gibi bir yerde Sezai Temelli gibi bir Barzani'ye o çirkin ifadeyi kullanan insanı oraya doğru taşıyorlar.
Yani Türk'ün, bir Türk'ün HDP'ye genel başkan olması veya herhangi bir partiye genel başkan olması Türkiye sınırları içerisinde yadırganacak bir şey değildir. Yani bu olması gereken bir şeydir. Bir Kürt de MHP'ye genel başkan olabilir. Ama işte aynı zamanda bir etnisite üzerinden siyaset yapıyor. İşte yani bu kimlik etnisite, etnisitenin çıkarına yönelik olarak kullanılmıyor. Bu etnisite yani milliyetçilik yapsın, apaçık çıksın dersin ki ben Kürt partisiyim kardeşim. Kürtlerin ne kadar destek veriyorsa versin. Ama seçim sürecinde etnisiteyi vurguluyor, gariban Kürt'e bunu gıdıklıyor, kışkırtıyor, tahrik ediyor. Başka partiler senin haklarını savunmuyor, ben savunuyorum diyor. Kendi hakları olarak savunabileceği, düşünebileceği hiçbir değeri temsil etmeyen insanlar meclise giriyor. Bundan önceki süreçte de böyleydi. 80'e yakın, 80'den fazla, 81 milletvekili çıkardılar. Oranlamaya bakar mısınız? 24 tane Kürt vardı. Evet. Diğer 60, 50 küsür işte bir adını anamayacağımız, bilemeyeceğimiz bileşenler hukuku diye bir kavramları da vardır. Her birine en iyi seçilecek yerlerden. Ama bunun şimdi, açılım olsun diye bir saniye. Ama bunun bir karşılığı var. Şöyle Kandil'de PKK elebaşları toplandılar. Bütün sol fraksiyonlar, terör örgütleriyle ittifak yaptıklarını açıkladılar. Onun yansıması bu sefer siyasi partiler olarak geldi. Evet, meclise taşındı. Bu tabii Kürtlere yani şunu sadece bu adamlar meclise taşınmakla bitmeyecek bu mesele. Bu insanların bir hesapları var. Evet. Bu Türkiye toplumuyla bir hesapları var. Sol, Marksist, Stalinist düşüncenin etkisiyle bunlar şiddeti adeta tapınırcasına benimseyen insanlardırlar. Devrimcidirler. Devrim yani yıkım. Türk sektör solunun geleneğidir. Evet, ya. Böyledir yani. Değil mi? Ve bunu da Kürtler üzerinden yapıyor. Hamal Kürt aynı zamanda. Tırnakçı devrimci şiddet mübahtır. Evet. Değil mi? Yani tırnakçı söylüyorum. Türk milliyetçiliğini yapan partilere atfedilen en iyi Kürt ölü Kürttür sözünün aslında gerçeği burada yaşanıyor. Yaşa. Bunlar aslında en iyi Kürt ölü Kürttür. Hendeklerde ölen Kürttür, dağlarda ölen Kürttür, sokaklarda ölen Kürttür. Bunların hiçbir politikası yaşayan Kürt'ü sevmez. Ölü Kürt'ü severler. Kürt ölecek. Kürt ki o hınçlarını, intikamlarını, öfkelerini yatıştırsınlar. Türkiye'nin genelinden, toplumdan, siyasetten. Yani dolayısıyla tekrar ediyorum yani bu mücahit... Size bir soru soracağım. Mücahit bilicinin kavramı yeni, çok yerindedir. Biraz ters duruyor, ben düzelteyim. HDP ve bileşenleri Hamal Kürt'ün sırtına binmeyi bir kez daha amaçlıyorlar ve bu... Siz baraj açacağını düşünüyor musunuz HDP? Hocam açacak dedi de. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. CHP'nin ittirmesiyle bence aşamayacak dedi hocam. Evet. Hocam aşamayacak. Ben aşamayacak diyorum. Şimdi burada... bir cümle söyleyin. Yani aşabilir de aşamayabilir de. Yani evet. Sınırda. Anketler aşar diyor. Aşar yani şöyle bir aşar. Şu soruyu soracağım sonra Mehmet Hocam'a döneceğim. 9 civarına bakın, gösteriyor. Bir şey oldu bugün. Arasında... Bugün bir şey oldu. Orta Doğu Gazetesi'nin manşeti MHP'li de Devlet Bahçeli'nin cümleleri. Birebir nakledemeyeceğim. Yani mealen şöyle diyor... Devlet Hoca, bizi Kürt düşmanı gibi gösterenler var. Bunu Kürt kardeşlerimizle bin yıllık hukuku bozmak isteyenler yapmaya çalışıyorlar diye bir reddiye söylüyor. Şimdi çok önemli bir şey söylediniz. Siz dediniz ki tam tersi yani ölü Kürt isteyenler asıl bu HDP çizgisindeki PKK çizgisindeki yapı dediniz. Doğru anladım değil mi? Evet doğru. Yani bu MHP'yi bu potada Kürt düşmanı gibi göstermek isteyenler açısından ne dersiniz? Şimdi daha önce bu programda evet. Belki de ilk defa ben söyledim. Yani bir evet, ezber ben de katılıyorum. Bunu bozmak evet. Lazım. Ve iki kez söyledim. Evet söyledim. Şimdi başkaları da kullanıyor. Olsun fikirler bir defa çıkar artık herkese evet. Mal olur. Yakında İngilizce'ye de çevrilecek. Evet yakında İngilizce'ye de çevrilecek. Doğrusunu isterseniz bu memlekette dindarlara, Müslümanlara, Alevilere... Kürtlere yönelik bir takım haksızlıklar, zulümler, düşmanlıklar diyebileceğimiz hareketler olmuştur. Ama bunların hiçbirinin altında ilk defa burada kaç kere söylediğim gibi daha söylüyorum. MHP'nin imzası yoktur. Ülkücülerin 12 Eylül öncesinde sağ sol çatışmalarında bir takım silahlı çatışmalarda yer aldıklarını biliyoruz. Belki onların öldürdükleri veya onlardan öldürülenler de olduğu gibi Kürtler vardı. Ama hiçbiri Kürt olduğu için değildi. Başka bir şeyden dolayıydı. Kürt düşmanı diyebileceğimiz bir kavram içine MHP'yi oturtamazsınız. CHP daha öndedir. Veya belki MHP hiç bu taraklarda hiçbir bezi yoktur.
Devlet Bahçeli'nin bu son açıklaması da çok yerinde, çok doğru bir açıklamadır. Gene o zaman da söylediğim gibi şimdi de söylüyorum. Ben... Bunu biliyorsunuz AK Parti MHP ile ittifak yaptığı için muhafazakar Kürtler ona oy vermeyecek. Evet, bu bir temennidir. Bu bir temennidir. Evet. Yani muhafazakar Kürtler herhalde kendilerini ölümlerden ölümlere sürükleyen hareketlerin ilanıya peşinde gitmeyecektir. Yani AK Parti MHP ittifakıyla Kürtler ne kaybetti? HDP'yi desteklemekle ne kaybetti? Onun muhasebesini yapacaklardır. Bu çok önemli bir meseledir. Dolayısıyla ben tabii bu tutmaz. Yani 16 Nisan referandumundan da zaten gördük. 1 Kasım seçimlerinde de gördük. Daha önce, daha sonra da gördük. Bu cümleyi şimdi kuranlar 16 Nisan referandumundan sonra şok olmuştu. Evet, nasıl olur? 500 bin, 450 bin oy geri döndü ve MHP ile de ittifak halindeydi. Yani bir de şu var. Ben yani Kürtler bir meseleleri varsa ki vardır bana göre de. Bu mesele genel anlamda Türk kardeşleriyle, özellikle de MHP ile AK Parti ile bunlar çözülecek. Başka biriyle çözülmez. Dağlarda silahlı eylemlerle çözemezsiniz. Diyarbakır'da, Van'da hendek kazarak çözemezsiniz. Siz bu işi mantık yoluyla, akıl yoluyla halledeceksiniz. Peki. Bunda şimdi, bu tabii elbette ki bence MHP'dir. Diğer listelere gelmeyeceğiz. Geleceğiz bir dakika. Burayı tamamlayalım. Sonra son liste AK Parti listesini konuşalım. Bir saniye hocam. Vehbi Hocam'la devam etmek tamam. lazım. Vehbi Hocam yani bekliyor. Başka konuya geçmesin. Yok, aynı konu devam edecek. Vehbi Hocam'a şöyle soracağım. Şimdi bu HDP'yi konuşuyoruz, CHP'yi konuşuyoruz ya. Yani benim tezim şu. CHP soldaki, o aşırı soldaki adaylarını çekerek HDP'ye zımmi destek verdi. Dolayısıyla baraj aşmasını sağlamak istiyor diye bir tezim var. Burada Batı illerindeki Kürtlerin nasıl bir pozisyon alacağı da konuşuluyor. O oylar işte CHP-HDP arasında gidip geliyor diye bakılıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuda? Ya şimdi... Son bölümde AK Parti listelerini konuşacağız. Yani meseleye tabii mikro düzeyde bakıldığı zaman bu tür detaylar çok önem taşıyor. Birincisi kimin nerede kazanacağı geçen şeyin ne kadar çok adayı olur ve ne kadar çok şeye girerse meclise belki de bu tür sorunları çözmek o derece kolaylaşabilir. Sanırım Vahdettin Bey'in de söylediği o. Yani savaşmaktansa, silah alıp dağa çıkmaktansa siyasetle bu işin daha barışçıl yolla çözümü öngörülmeli deniyor. Ancak ortada bir sorun var. Şimdi yeni Türkiye başlıyor. 24 yani 25 Haziran'da başka bir şey yepyeni bir Türkiye'ye uyanıyoruz. Şimdi bu zaten işaretlerini vermiş. Son birkaç yıldır böyle olmasına rağmen artık fiili olarak, resmi olarak orada olacağız. Evet. Şimdi bu yeni Türkiye'de meclise girecek her bir milletvekilinin, her bir milletvekilinin, bakın sadece başa gelecek insanın değil, bir orkestra şefi gibi olması gerekiyor. Yani global sorunları anlayabilir, bu sorunlara karşı tezler üretebilir, çözümler üretebilir, adayların olması gerekiyor. Acaba bunlara dikkat edildi mi? Yoksa kısır koltuk kavgalarında kendilerini sabitlemeye yönelik, işte bundan sonraki 5 yıllık bir süreçte ben nerede olacağım ama işte siyasette başka yerde olsun hesapları mı yapıldı? Çünkü yeni Türkiye'de asla ve kata geçmişte olduğu gibi işte bir takım sözler verilip laflar edilip ondan sonra dün dündür bugün bugündür şeyle mesabesiyle devam edemezsiniz. Yani Suriye meselesine çözüm üretmeniz lazım. Global ekonomik krizlere çözüm üretebiliyor olmanız lazım. Ve bunları yaparken de uluslararası dili ve jargonu kullanabiliyor olmanız lazım. Bu çok önemli bir şey. Şurada müsaade ederseniz bir küçük örnek vereceğim. İsim vermeyeceğim için yani gerçekten yaşanmış bir şey. Türkiye'den bir firma Almanya'da üretime talip oluyor. Yani ben sizin şeyinizi biliyorum, çalıştığınız alanları otomotiv sanayinde. Ben diyor size şey sunabilirim. Yani kalite yan sanayide şunları üretim. Yan sanayide size şu marka yani, otomobile şunları imal edeyim. Şunları imal şey yapabilirim diye. Kendileri burada rüştlerini ispat etmiş insanlar bakınız. Evet. Ve Almanya'dan gelen yanıtta işte Türkiye'deki istikrarsızlık ve belirsizlikler yüzünden sizinle şu an çalışamayacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz mealinde bir yanıt geliyor. Ki yani bu çapta bir firmaya verilecek bir yanıt değil bu. Evet. Şimdi şeyden baktığınız zaman Avrupa cephesinden baktığınızda öyle kimse kimseye çalışma bir zorunluluğu falan filan yok. Böyle bir yanıt da elbette verilebilir. Ancak bu yanıtı veren firmanın Türkiye'de 5 tane üretim tesisi var. Evet. Yani iş buradan malı götürmeye gelince
Hiçbir belirsizlik, istikrarsızlık falan filan beyefendileri etkilemiyor. Ya da buraya otomobil satınca. Tabii ya da satınca o da hiçbir nedense anlatabiliyor muyum? Ama Türkiye'den bir firma oradaki bir şey tabii buradan da kar edecek olan bir firmaya. Efendim sizde belirsizlik vesaire. Şimdi bu Almanya basınına da yansıtıldı sağ olsun dostlarımız tarafından. Ben orada şeyi söyledim ya buna daha sert bir dille bu bir ticari ahlaksızlıktır. Buna çok daha sert yanıt verilebilmeliydi. Yani benim anlatmak istediğim bu küçücük örnek olmasına rağmen bunu Türkiye çapında düşündüğünüz zaman... Yani 25 Haziran'a işaret ediyorsunuz. Yeni Türkiye özeline. Elbette. Burada kırıcı, vurucu olalım, insanlar hakaret falan demiyorum. Adamlar 25 Haziran'da geldikleri zaman iktidara ya da işte efendim AK Parti'den düşündükleri zaman eski Türkiye'yi tekrar canlandırmayı vaat ediyorlar millete. Öyle bir şey var yani. Arkadaş yani şimdi eski Türkiye bitti artık. İşte bunun... Aynen. Yeniden yaratılması için ayrıca bir çaba göstermesi lazım. Yani artık Türkiye iyi gördü. Peki. Şimdi hocam öbür tarafa geçeceğiz. Yani AK Parti listelerini konuşacağız ama siz bir katkı vereceğim demiştiniz. Onun için buyurun. Şimdi bu tabii bir defa Kürtlere hakikaten genel olarak baktığımız zaman Türkiye'deki Kürtler çoğunlukla İstanbul gibi şehirlerde İstanbul, işte ondan sonra İzmir, Mersin, Türkiye'nin Adana gelişmiş olan, sanayileşmiş olan, kentleşmiş olan yerlerde yaşıyorlar. İyi bir eğitim imkanına sahip oluyorlar, ekonomiye katılıyorlar. Dolayısıyla aslında Kürtler bu yapı içinde var olmak ve yaşamak istiyorlar. Ve bunu yaparken de kendi kimliklerini yani dillerini konuşmak, yazmak, şarkı söylemek vesaire istiyorlar. Red, asimilasyon ve inkar politikasıyla beraber algılanmak istemiyorlar. O politika hakikaten çözüm sürecinde ona son verildi. Fakat HDP onu kendisine mal ederek kendisi başarmış gibi bir propagandayla başarılı oldu. Şimdi bu propaganda bitti aslında. Çünkü Türkiye'de hakikaten en büyük açılımları yapan her zaman Türk siyasetinde merkez partiler olmuştur. Yani İster milliyetçi dalgada, ister İslamcı dalgada, yani Refah Partisi veya MHP veya diğerlerinde bakalım. Daha küçük partiler Türkiye'deki ana sorunları çözmede ikincil kalmışlardır. ANAP'a baktığımız zaman, Demokrat Parti'ye baktığımız zaman, AK Parti'ye baktığımız zaman her zaman Türkiye'nin temel meselelerini çözen iradeleri ortaya koymuşlar. Dolayısıyla Kürtlerin de bir takım sorunları var ve bu sorunları çözmede AK Parti çok büyük reformlar yaptı, adımlar attı, değil mi? Yine bugün bu sorunlar varsa bunu çözme konusunda iradeyi ortaya koyacak liderlik, siyasi aktör ve parti yine merkez olan olacaktır. Bunu HDP'nin ayrıca HDP'ye de şey sunuluyor Türkiye'de. Yani meclise giriyor, siyaset yapıyor, demokrasi içinde kal. Etnikçilik yapma, siyasetinde yap diyor. Bakın ben şeylere dikkat ediyorum mesela bu çok kültürlülüğe ben de taraftarım yani. Bunu sosyolojide derslerini de veriyoruz. Ama çok kültürlülüğü kalkıp bir ülkeyi etnik kimlikler üzerinde parçalayarak okumak ciddi bir tehdittir. Mesela HDP'ye bakıyorsun işte yok Yezidi'yi temsil ediyor, yok Yezidileri temsil ediyor, yok Ermenileri temsil ediyor, yok bilmem neleri temsil ediyor. Süryanileri vesaire. Bu tehlikeli bir yanlış siyasal bakıştır. Siyasal... Siz, bir dakika bilmem neleri düzelteyim diye. Yani yanlış anlaştı. Keserler bir şeyler başka bir... Yani direkt etnik kimliklere vurgu yaparak... Tabii. Tamam. Direkt etnik kimliklere vurgu yaparak bir siyaset yapmak tehlikeli bir şey. Elbette. Yoksa hakir görmek anlamda söylemiyorum. Ülkemizde Süryanilerde, Ezidilerde, hangi Alevilerde ve diğer herkes var ve bunların kendi kültürel değerleriyle, özellikleriyle, tarihsel miraslarıyla Türkiye'nin bütünlüğü içinde kalarak yaşamayı zaten savunuyoruz. Bunu destekliyoruz. Çok kültürlü de böyle algılıyoruz. Türkiye'nin siyasal partiler yasası da zaten mezhepler üzerine ve etnisite üzerine giderek siyaset yapmayı yasaklıyor. Çok da doğru bir şey. Lübnan'da ortada yani hocam daha iyi bilir. Lübnan'da etnisite ve mezhepsel farklılıklar üzerinde oluşturulan meclis kompozisyonunda değil mi? Tabii. Sürekli çatışma çıkıyor, iradesizlik çıkıyor. Herkes Lübnan'a dışarıdan Suriye, efendim İran yok bilmem başka şey rahatlıkla müdahale edebiliyor. Türkiye böyle bir şeye gidemez yani. HDP'nin bu siyasal felsefesi değiştirmesi lazım.
CHP'nin oklarını değiştirmesi lazım. Tamam. Eğer CHP ben açılım yaptım, muhafazakarlara yer veriyorum, demokrasiyi temsil ediyorum diyorsa o zaman önce CHP'nin kendi mirasıyla yüzleşerek kendi CHP oklarını... CHP başka bir şeyle yüzleşiyor hocam. Sözünüzü kestim. Evet, bir dakika. Bunu yapmıyor. Bir dakika. Başka bir şeyle yüzleşiyor. Eren evet. Erdem'le yüzleşiyor mesela. Eren Erdem'le, şimdi evet. Diyor ki Eren Erdem listeye giremeyince bir anda kendini bir televizyona atıyor ve diyor ki ya ben diyor bu MİT tırları belgesini Genel Başkan Yardımcımızdan aldım. Bülent Tezcan'dan evet. aldım. Diye bir şey yapıyor. Yani Eren Erdem mi yüzleşiyor şu anda CHP? Şimdi CHP'nin... Ve harekete geçiyor. Evet. Tabii biraz yani, buraya, biraz Eren, cümle buraya ekleme yapmanız evet, gerekiyor. Eren hocam. Erdem'in bu tutumu önemli bir şey. Eren Erdem'in daha önceki söylediklerine de baktığımız zaman... Yani mesela ben işte İran'la Türkiye arasında savaş çıkarsa İran'ın yanında yer alıyorum diyordu. Yer alırım Türkiye, diyor. Türkiye evet. Cumhuriyeti'nin... Milletvekili. Milletvekili... Ya bu milletle başka bir millet arasında savaş çıktığı zaman ben onun yanında yer alırım. Gitsin diyeyim. Orada yaşasın o zaman. Niye yani burada? Bu hakikaten enteresan. Enteresan FETÖ'cülükten şey. Yargılanıyorum ama diyor. Yargılanıyorum ben diyor belgeyi Bülent Tezcan'dan aldım. Şimdi diyor ki belgeyi bana işte genel başkan yardımcısı verdi ve beni de Zaman Gazetesi'ne gönderen Kılıçdaroğlu'dur. CHP kendi içinde çok ciddi iş çatışmaları yaşayacak. Bu yansıyor zaten. Mesela Hurşit Güneş'in açıklamaları var. Trabzon milletvekilinin açıklamaları var. Biz Abdullah Gül'ün ortak adayı olarak gösterilmesi benimsemediğimiz için listelere konulmadık diyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin şeylerini tasfiye etti evet. listelerde. Evet. Kendisine hep muhalif olan İnce'ydi ve İnce'nin enerjisi var genel başkan olmak istiyor. Hem burada tasfiye etti hem de sahaya sürdü. Buyurun dedi orada düşük oy al. Ve ondan sonra gününü gör ama Muharrem İnce de diyor ki ben burada oylarımı yükselteceğim o zaman tekrar geleceğim genel başkan olacağım. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP'nin yeni Türkiye yeni bir sistem kuruldu bunun içinde yer alalım gibi bir arayışları yok. Peki. Kendi içinde ciddi kavgaları var. Muhalefet böyle. Son olarak evet. Kürtlerin çünkü vaktimiz daralıyor. Türkiye'de bir sisteme geçiliyor bu sistem yeni bir dönemi başlatıyor. Bunun içinde yer alanlar yürüyecek, devam edecek, kanatlanacak. Türkiye'de Kürtleri bundan mahrum bırakmak, eski Türkiye'ye Kürtleri mahkum etmek büyük bir vebaldır. Çünkü Vahdettin Bey bahsettiği birçok travmaları CHP üzerinde Kürtlere yaşatan sistem eski sistemdir. Peki. Yani. Şimdi yeni sistem meselesinde AK Parti yani aslında dönüşümü, Türkiye'nin dönüşümüne lokomotiflik yapan AK Parti ve Erdoğan politikasını konuşmamız lazım belki. O da AK Parti'nin listeleri. Ama listede isim isim gidecek değiliz. Evet. Sadece şunu merak ediyorum. Bir anda bütün bakan. Babalar öyle diyelim yani. Liste başı olarak babaları. Değil mi? Hı. Yani 15 yıldır bakan. Evet. Yani işte AK Parti iktidar olduğundan beri bakanlık yapanlar var işlerinde. Ve Erdoğan hani herkes yeni sistemde meclis hiçbir önemi yok kardeşim ne olacak yani? Evet. İşte sadece Cumhurbaşkanı'nın olması ve hatta büyük bir yalanla bence. İşte Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle devleti yönetecek mecliste tukak olacak. Hiçbir fonksiyonsuz hale gelecek denilen durumda tuttu. Bütün ağır toplarını, bütün babaları liste başı yaparak hayır, meclis güçlü meclis veya güçlü mecliste güçlü grup diyerek bir liste çıkarttı. Evet, evet. Şimdi biraz hani benim baktığım yer burası. İkincisi neredeyse %50 oranında değişiklik yaparak yani bir yenileme çabası da var. Evet. Buradan biraz tamam. konuşalım. Yusuf hocamla başlayalım. Evet. AK Parti'yi konuşmadım ama ben. Ama geleceğiz sana. Tamam. Tur dönünce hocam. Şöyle tamam. U dönüş pardon tur yapacağız. Evet. Tamam hocam. Şimdi AK Parti'ye baktığımızda... Yani, bakanlığı kim yapacak tartışması başladı şimdi farkındasınız. Ya herkesi aday yaptı ama ne olacak tartışması? Şimdi erken seçim kararı alındıktan sonra tabii bu seçim sürecinde neler olacağına evet. dair AK Parti açısından ciddi bir şey çalışma başlamıştı. Üçer dakikamız var bu arada. 3, 6, 9, 12. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Başkanı olduğu işte Mayıs 2017'den sonra partisini seçim sürecine
hazırlıyordu. İşte il kongreleri, ilçe kongreleri, gittiği bütün kongrelerde ciddi konuşmalar yapıyordu, görüşmeler yapıyordu ve bir şey. Yani Türkiye'de AK Parti'nin mevcut potansiyelinin nereden nereye geldiğini, şu anda nasıl olduğunu önce bir teşhis etti. Bence bu bütün Türkiye gezileri esnasında ve seçim süreci kararı alınmasından sonraki hamlesi de tabii önce AK Parti seçim manifestosunu yayınladı. 6 Mayıs'ta işte İstanbul'da. İkinci adım olarak da milletvekili listeleri yayınlandı. Listelere baktığımızda özellikle sizin bahsettiğiniz gibi önemli isimlerin, ki isim de verelim burada, İstanbul'da 1. 2. 3. bölge 1. sıra adaylarına baktığımızda Berat Albayrak, Numan Kurtulmuş ve Süleyman Soylu'nun 1. sıradan aday olduğunu görüyoruz. İzmir'de Binali Yıldırım başbakan. Ankara'da hakeza yine Cumhur İttifakı'ndan da bazı isimlerin 1. sıradan aday gösterildiğini görüyoruz. Hedef şu: bir şehir efsanesi yayılmaya çalışılıyor son dönemde AK Parti'yi bir tık aşağı düşürmek için. Nedir o? İşte seçmen sandık başına gittiğinde oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başkan seçilmesi için verecek. Fakat AK Parti'ye bir ders olsun diye de AK Parti'ye oy vermeyecek. Çünkü hem işte AK Parti eleştirisi bağlamında bu söyleniyordu, hem de ya meclis o kadar da önemli değilmiş gibi bir şey. Münafıklık olarak nitelendirildi. Bir şehir efsanesi yayıldı. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan ki hem siyasetin, toplumun ve kamuoyunun nabzını iyi tutan, iyi takip eden bir siyasetçi, tecrübeli bir isim olarak bunu teşhis ettikten sonra buna karşı da hamleleri geliştirdi. Ve listelere baktığımızda listelerdeki temel endişenin bu kaygıyı gidermek üzerine kurulduğunu görüyoruz. Ve bütün ağır topları sahaya, meclise sürerek Sayın Erdoğan, AK Parti'nin hem Cumhurbaşkanı adayını seçtirecek şekilde hem de mecliste 300 milletvekilinden en az bir fazla alacak şekilde çoğunluğu elde etmesi için harekete geçti. Şöyle bir şey daha yazıldı sanırım. Bütün vekillerden Sayın Erdoğan istediği bir şey var: seçim bölgelerine gidilmesi ve bu seçim bölgelerinde milletvekillerinin sadece şimdi değil, seçildikten sonra da en az 3 gün orada kalacak şekilde bir büro ofis kurmaları ve toplumla yüz yüze iletişimi daima sıcak tutacak şekilde bir strateji geliştirmelerini istedi. Teşekkür ederiz. Vahdettin İnce, hızlı. Şimdi tabii 3 dakika değil, 1 dakika. Bir kere adaylığına başvurup da adaylık listesine alınmayan biri olarak şunu söyleyeyim. Burada kişisel bir şey söz konusu olmadığı, tam tersine bir takım ruhuyla hareket edildiği gözlemleniyor. Bütün şeyleri arkadaşlar detayları anlattılar. Van özelinde ben bir şey söylemek istiyorum. Yani Kürt siyasetini, tırnak içinde söylüyorum, hedef alan şeylere karşı tam anlamıyla bir mesaj verilmiştir burada. O da Kürtlükse Kürtlük budur denebilecek bir tercih var. Kartal ailesinden İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar, başka diğer Van'ın köklü ailelerine yönelik bir mesaj. Ve 8 adayın bir tanesi etnik olarak Türktür. Diğer 7'si Kürt. Yani düşünebilirim, kültürel Kürtlüğe, efendime söyleyeyim, geleneksel Kürtlüğe bir vurgudur. Bu sistem içerisinde yerimizi bu şekilde tespit ediyoruz, böyle görüyoruz. Siyasetini yapıp da hiç Kürtçe bilmeyen, etnisiteyle de alakası olmayan tiplerin partisiyle tamamen Kürtlerin, geleneksel Kürtlerin, Kürtçeyi hepsinden çok iyi bilen, yaşayan insanların seçilmiş olduğu bir listeyi gördüm. Başka isimler de vardır, tanımadım başka isimler de vardır. Olumlu bir intiba edindim. Dolayısıyla 25 Haziran'da yepyeni bir sistemin hazırlıklarıdır. Bu takım halinde bir çalışmanın göstergesi. Yarım dakika kaldı, evet, değil mi? Bir dakika. Bir dakika içinde şunu söylemek lazım. Şimdi parti aslında metal yorgunluğu, yani bir nevi AK Parti cihetinde, ki bu en üst düzeyden dillendirildi, bir yorgunluk alameti şey oldu. Parti kendini bu anlamda yenilemek için gördüğüm kadar son aylarda özellikle çok fazla çalıştı. Bu çok önemli bir şey. Yani önemli olan kurumsallaşmadır ve bu kurumsallaşma da Türkiye'yi ileri götürecek olan bir yapıdır
şiarıyla ortaya çıkıldı ve gördüğüm kadar iş tamamlanmamış olsa dahi şu anki sonucuna yaklaşılıyor. Bir yenilenme söz konusu. Bunu diğer partilerde görmediğimi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hocam şimdi son cümleler. Son iki cümle söyleyeceğim. Buyurun. Özetleyecek. Önemli olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi meclis de güçlü bir ekip olmasını istiyor. Erdoğan çünkü yeni anayasayı yapacak bir meclis olacak. Çok iyi. İkincisi AK Parti öteden beri oligarşik yapıya karşı, parti içinde de oligarşik yapının oluşmasını istemiyor. Çok iyi. O nedenle tazelemek istiyor, yenilemek istiyor ve 3 dönem kuralını getirmişti. Evet. Şimdi bunu ciddi anlamda uyguladı. 3 dönem neydi? 3 dönem bostan, evet. Yan gel yat Osman mıydı? Evet. Öyle bir şey dönem. Dolayısıyla meclise devamsızlık yapanları koymadık dedi. Çalışmayanları koymadık, evet, dedi Erdoğan. Bunlar da çok önemli gelişmeler. Peki, çok teşekkür ederim. Bence güzel de oldu. Bununla toparlamış olalım. Çünkü süremizi bayağı aştık. Aslında ne oldu? Sonuna geldik. Hepinize iyi geceler.